Eğitim Şart Programı'ndan merhaba. Nur Erdem Özeren ben. Yeni sorumuz, iş dünyası mezunlardan ne bekliyor? Üniversiteden mezun oldun ya da belki liseden mezun oldun. İş dünyası senden ne bekliyor? Şirketler ne bekliyor? Ya da bir şirkette çalışmayacaksan bile, bir baklava ustası olacaksan da, ya da bir avukat olacaksan da, ya da bir diş hekimi olacaksan da, kendi işini de yapacak olsan, girişimci de olsan, şirketlerde beyaz yaka maaşlı çalışan da olsan, iş dünyasının yeni nesil bir takım beklentileri var. Dünyanın değiştiğini daha önce söylemiştik. Dünya değiştiği için iş dünyası artık bilgi sahibi olan insanlara değil de daha farklı şeyleri önemsiyor. Çünkü artık bilgi her yerde. Herkesin bilgiye erişebilmesi nedeniyle bilgi sahibi olan, belli diplomalara sahip olan insanlar altın bilezik sahibi değiller. 20. yüzyılda da aslında gereken ama 20. yüzyılda önemi azaltılan, o zamanlar bilginin öneminden dolayı çok da önemsenmeyen beceriler, yetkinlikler, 21. yüzyıl yetkinlikleri son yıllarda önemi artan ve hepimizin öğrenmesi gereken şeyler oldu. Ne peki bunlar? Birinci sırada Covid ile birlikte hayatımıza giren, Covid ile birlikte öğrenmek zorunda olduğumuz adaptasyon. Dünya bundan sonra sürekli değişecek. Sürekli hızlı bir değişimin içinde olacak. Ve biz iş hayatında hızlı, çevik, adapte olabilen bireyler olursak ayakta kalabileceğiz. Bununla birlikte psikolojik sağlamlık da çok önemli. Yani sürekli düştüğümüzde tekrar ayağa kalkabilecek bir psikolojik sağlamlığa sahip olmak çok önemli bir beceri. Bir diğeri iletişim. İletişim kurabilmeyi bilmemiz gerekiyor. Yazılı iletişimi, sözlü iletişimi, dinlemeyi, anlamayı, ne zaman konuşacağımızı, ne konuşacağımızı, nasıl yazacağımızı bilmemiz gerekiyor. Bir diğer beceri takım çalışması. Hani demiştim ya 20. yüzyılda da önemliydi. Hatta 19. yüzyılda bile önemliydi bu beceriler. Takım çalışmasının önemini biz aslında bir elin nesi var, iki elin sesi var atasözünden, birlikten kuvvet doğar sözünden biliyoruz. Hayat artık tek başına başarabileceğiniz, tek başınıza harikalar yaratabileceğiniz bir iş dünyasıyla sizi beklemiyor. Takım çalışmasına, işbirliğine, takım halinde iş yapmaya ihtiyacınız var. Mesela şu an bu programı ben tek başıma yapmıyorum. Burada çok geniş bir ekiple yapıyoruz. Takımın uyumu hayatınızda daha başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Bir diğer beceri problem çözme. Problem çözebilme, çözüm odaklı yaklaşma. Problemlere sorun odaklı değil de, bu iş olmuyor diye değil de nasıl çözerim gözüyle bakma. Problem çözebilmek için fırsatları değerlendirmek, yenilikçi, yaratıcı çözümler üretmek gerekiyor. Çözüm odaklı yaklaşım iş dünyasının en çok aradığı özelliklerden biri. Ve sen eğer çözüm odaklı bakıyor olursan, çözüm odaklı yaklaşıyorsan çok daha kolay bu hayatta tutunabiliyorsun. Bir diğeri teknoloji okuryazarlığı. Teknolojinin gelişmesi demek herkesin yazılım öğrenmesi demek değil. Teknolojiyi hayatınızda kullanabiliyor olmanız gerekiyor. Teknolojiyi avukat da olsan, doktor da olsan, mühendis de olsan ya da bir inşaat ustası da olsan teknolojik gelişmeleri hayatıma nasıl adapte ederim diye bakıyor olman gerekiyor. Teknoloji okuryazarlığı bunu gerektiriyor. Yeni gelişmeleri takip edip iş hayatını adapte etmek. Bir diğer başlık öğrenmeyi öğrenme. Bu kadar geniş bir değişimin içinde, bu kadar hızlı bir değişimin içinde, sürekli bilginin aktığı bir dünyada yaşıyorken öğrenmeyi öğrenmemiz gerekiyor. İnternet bir bilgi çöplüğü. İnternetteki bilgi çöplüğünden en doğru bilgiyi almak, o bilgiyi nereden nasıl öğreneceğinizi bilmek, hangi yöntemlerle öğreneceğinizi bilmek çok önemli. Artık öğretmenlerin çıkıp anlattığı, akademisyenlerin çıkıp anlattığı derslerden değil de YouTube videolarından, internette gezen bilgilerden öğreniyoruz. Peki hangileri doğru? Bunu nasıl seçeceğimizi, nereden nasıl öğreneceğimizi kazanmamız gereken bir beceri olarak dikkate almamız gerekiyor. Bir diğeri zaman yönetimi. Kendi kendinin zamanını yönetme, inisiyatif alabilme, karar alabilme. Biz LGS'ye girecek olan, YKS'ye girecek olan çocuklarımıza 8. ve 12. sınıfta koçlar tutuyoruz. Neden? Zamanını yönetsin diye, onun adına onu disipline etsin diye. Öz disiplin sahibi olmak hayatınızın her alanında işe yarayacak. İş yaşam dengesi, zamanını düzgün şekilde planlayabiliyor olmak, önceliklendirmeyi yapabiliyor olmak, deadline'lara, sürelere uyabiliyor olmak iş hayatında ihtiyacınız olan bir beceri. Zamanını yönetebilen, inisiyatif alabilen, kendi kararlarını alabilen insanlara ihtiyaç var. İnisiyatif almak da çok önemli. Sana verilen görevle ilgili bir sürü yere sormadan karar alabilmen çok önemli ve bu becerileri kazanmanız gerekiyor. Bir diğeri, kendini tanıma ve uzun vadeli hedefler belirleyebilme. Ben genellikle gençlerin kısa vadeli hedefler koyduğunu ve sosyal medyada olduğu gibi çift tıklayınca sonuçlar almaya çalıştığını görüyorum. Hayat böyle bir şey değil. Hayatta hiçbir şeyin sonucunu çift tıkladığınız anda almıyorsunuz. Uzun vadeli hedefler koymanız, kendinizi tanıyıp o hedeflere nasıl gideceğinize dair
kendi potansiyelinize uygun çözümler bulmanız gerekiyor. Ve tek seferde başarmayacağınızı, çift tıklayınca sonuç almayacağınızı biliyor olmanız gerekiyor. Bir diğeri, analitik düşünme, veri odaklı düşünme. Veri artık her yerde. Veriyi kullanmayı bilmeniz gerekiyor. İnternette bir sürü konuda veri geziyor ve siz o verileri analiz etmeyi, o verileri işinize adapte etmeyi, hangi işi yaparsanız yapın, öğrenirseniz daha verimli sonuçlar elde ediyorsunuz. Yine bununla çok ilişkili olan stratejik planlama ve proje yönetimi. Çünkü artık işler parçalara bölünmüş durumda. Proje bazlı işler yapmak, strateji belirlemek, önce stratejiyi belirleyip o stratejiye uygun hareket etmek önemli bir beceri. Ve bunu kazandırabilecek çalışmalar yapmak mümkün. Ve son olarak sorumluluk sahibi olan, İşini düzgün zamanında yapan, güvenilir, dürüst insanların olmasına ihtiyaç var. Ve bu da çok önemli bir beceri. Bizim en çok unuttuğumuz dürüst, güvenilir, iyi insan olmak, sorumluluklarını bilen, düzgün insan olmak. Bu bölümün de sonuna geldik. Tüm bölümlere sosyal medya hesaplarımızdan erişebilirsiniz. Hoşçakalın.